Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. En son kaldığımız kısımda laboratuvarlar inşa ediyorduk. Bu bizim için çok büyük bir teknoloji bonusu getirecek. Şimdi bir infodikten kısaca son durum hakkında şöyle bir bilgi edinelim. Gördüğünüz gibi nüfus olarak yine en yüksek en yüksek nüfusa sahibiz. En yüksek üretim miktarı bizde gördüğünüz gibi rakamları 500 ila 400. Asurlular 400. Toprak miktarı da yine aynı şekilde. Askeri güçte tabii ki Fransızlar önde. Çünkü Fransızlar gerçekten askeriye önem veriyorlar. Ama biz de Brezilya'yı kıyaslarsak eğer 265 bin askere karşılık, daha doğrusu 265 bin puanlık askeri güce karşılık onların 160 bin puanı var. Onun haricinde bir de şeye bakalım, teknoloji sayısına bakalım. Şu anda biz 56 teknolojiyle öndeyiz. Asurlar arkamızdan 54 teknolojiyle geliyor. Fransızlar 53 ve Venedik'te 52. Brezilya gördüğüm kadarıyla bu grubun en arkalarında yer alıyor. Enteresan. Aslında iki şehirle kalsalardı bize yetişirlerdi her türlü. Ama hatta belki de birincilikle gideceklerdi. Ama şehir sayıları arttıkça bu özelliklerini kaybettiler. Çünkü yeni şehirleri sadece bilim teknoloji fiyatlarını arttırdı. Ama teknoloji getirmiyor. Yani aslında isterseniz doğal olarak yanlış bir karardı. Şehir sayısını geçelim. En yüksek şehir sayısı benle Asurlularda varmış. Asurlular aynı şehir sayısına sahipmiş. Şimdi ben bilimsel getiri miktarını merak ettim. Aynı şehir sayısına sahip olmamızla beraber bizim onlardan 200 puan civarında daha fazlamız var ki daha da artacak. Dünya harikalarında biz 17 harikayla öndeyiz. Bu çok güçlü bir fark yaratıyor. Faith getirisinde olağanüstü farklı öndeyiz. Turizmde zaten daha önceden görüyorduk. Tamam. Kültür. Kültürde de bu Asurlar ikinci sırada ama biz bayağı fark açmışız ya. O zaman hemen turn yapalım. Bu arada sanırım turnümüz kesildi. Neden? Çünkü burada bir şeyimiz var. Yine landmark yapacağız buraya. Neresi burası tam olarak? Şuradakiymiş. Kaç kültür? 9 kültür getiriyor burası. Vay. Burası da herhalde öyle bir şey getirecek. Çok emin değilim ama. Her yer mi 9 getiriyor? Burası 6 getiriyor. Eskiliğine bağlı bir şey bu. Yani mesela burada bir muharebe gerçekleşmiştir. Ya da bir barbar kampı vardır. Eski bir barbar kampı. Onun ne zaman ortadan kaldırıldığı veya o muharebenin ne zaman gerçekleştiği ile alakalı bir şey. Bu mesela daha iyi, güncel, daha yakın bir şey. Atıyorum mesela bu ilk çağda gerçekleşen bir şeydi diyelim. Bu mesela ondan sonraki klasik çağ ile alakalı olabilir. Hani onunla ilgili bir şeydir. Onun haricinde bir şey değil. Ama çok şey dedim ya. Neyse devam edelim. Yine bunlar Fransızlara savaş açmak istiyor. Takılın kafanıza göre takılın ya, beni ilgilendirmiyor. Evet, ne oluyor? Kızıl'la müttefikiz. Nasıl oldu? Asurlular Napolyon'a karşı bir şeyler çeviriyor. Bunları her ne kadar aramız kötü olsa da yani bunları her zaman paylaşmakta yarar var, bu entrika olayını. Kızıl'la nasıl müttefik olduk? Anlamadım ama. Sanırım bir görev tamamladık ama burada yazmıyor sanırım. Ha, Asurluların özel şey puanları düştü. Evet, anladığım kadarıyla bu. Asurluların puanı düştü. Bizimki yükselmedi. Asurlularınki düşünce otomatikman biz müttefik olduk. Nereye gidiyormuş bu daha önce? Bükreş'e gidiyormuş. Ha, madem öyle bir şey var. Yalnız bayağı düştü puanımız, gelirimiz ya. Daha iyi bir yer var mı? Yani Brezilyalıların dışında Utik var. Tamam, Utik'e göndeririz ama Utik çok büyük bir şey getirmiyor. Şuralarda benden ticaret yolu bekleyen kimse var mı acaba?
Mombasa mesela. Yok. Hanoi'yi salla. Almatı. Yok. Bunlar gidici ya. Vallahi gidici. Kaç? 2 turn. Vay. Bunu kaçırıyoruz. Başkası alacak bunu. Tamam, başka kim var? O zaman buradakiler kaldı geriye. Şuradakiler. Katmandu Faith istiyor. Vatikan birilerine rahatsızlık vermemi istiyor. Bu da bir şey istemiyor. O zaman abi ben bunu Uti'ye gönderirim. 24 ise 24 getirsin. Çoktan iyidir. Bu arada paramız çok az ya. Niye böyle? Ya arkadaşım bir sağa git sola git. Niye duruyorum böyle? Tamam. O zaman yapacak bir şey yok şu anda. Turn yapalım. Geçelim. Bu arada bizim şu laboratuvarlar yapılıyor demiştim ya. Şu puana dikkat edin. 600 puanımız var. Laboratuvarlar bittiği zaman kıyaslayacağız. 606 puanımız var. Oo, bizim Knight yani şövalyemiz geldi. Kaç yüzyıl önce ayrıldın topraklarımızdan, şimdi geri geliyorsun. Neler yaşadın kim bilir. Hemen onu atlı birliğe çevirdim. Devam. Brüksel... Aa. Nerede Brüksel? Ha, buradaydı. Yani hep uzaktakilere baktım. Yakındakiler şu anda ilgimi çekmeye başladı. Çünkü Brüksel yine kültürel bir şehir devleti. O önemli bizim için. Başka şey geçmeden aklımızdayken bunu yapalım. Kaç 15 turn varmış işte kültürle alakalı. O her türlü kazanırız onu ama. Amiral ve yol yap diyormuş bu. Ben bir işçi gördüm bir ara burada. Ne işi var burada falan diyordum. Meğersem yol için gönderdim galiba. Şöyle bir şey yapalım. Şuradaki yoldan 1, 2, 3, 4 gibi bir şey yapalım şöyle. Evet, Semerkant bir şey istiyor mu benden? Ticaret yolu istiyormuş. Onun haricinde bir de kültür. Kültürü hallederiz. Antananarivo. Yazar istiyormuş. O gelir her türlü. Kaç puan fark var? İyi. Yani başka birisi önümüze geçmediği sürece iyi. Brüksel'e asker versem diyeceğim. Burası asker cennetine dönmüş. Ya daha sonra gemiler var bir sürü. Ama işimize yaramaz. Onlar uzaktalar. Kalkıp buradan hareket edip buraya kadar da gelmezler. Şehir devletleri birbirleriyle savaşmayı seviyorlar genelde. Hatta saçma derecesinde savaşıyorlar birbirlerini. Mesela ben ikisiyle de müttefikim. Ben kimseyle savaşta değilim ama onlar birbirleriyle savaştalar. Bir şekilde hani bir ara girmişlerse savaşa barış yapmıyorlar birbirleriyle. Bir bug var galiba. Bunu halletmeleri lazım aslında ama. Şimdi Brüksel'le bir dakika şunu uyutalım. Sen de aynen. Sen tön başına uyuyacaksın. Şöyle gidelim. Brüksel'e yol demiştik. Evet, şöyle bir şey yapabiliriz. Yalnız bu işçileri ben hepsini otomatiğe bağlamıştım. Ha, şu uyuyan işçi galiba. Yo, bu trading post yapıyormuş buraya. Yap o zaman, bitir. Başka? Burada bir işçi var. Tamam, otomatiklerini iptal edelim bunların. Nerede diye? Şuralarda bir yerde görüyordum. Yok. Kaçırdım. Heh, buradaydı. Tamam. Bu yapmış bitirmiş galiba. Seni iptal ettim. Şimdi 3 tane işçiyle girişiz o yola. Devam edelim o zaman. Şu anda başkentteki teknoloji şeyimiz bitiyor. 100 çarpı %50 gibi bir şey olacak. En azından bu böyle. Devam. New Research Agreement Venedik'le Asur. Ben onlarla anlaşmamızı yapmıştım, değil mi? Evet, devam. Sınırlarımızı açalım. Yani onlara diyorum tabii. Bu arada başkentimizin büyümesi ne kadar yavaşlamış. Ne yaptık biz bunu? Evet, Almatı tabii teknoloji ile alakalı. Biz yetişemedik onlara. Oo.
Başkent, evet, 650 oldu. Güzel. Zaten ama beklediğimiz kadar bu kadardı zaten. Cristo Redentor'a geçiyorum ve bunu da çalıştırıyorum. 900 verecekmiş. Kaç? 3 törne düştü değil mi? Evet, iyidir. Evet, bu işçiyi şimdi en yakın yol çünkü burası. Öyle, o yüzden ben buraya tercih ettim. Şurada da var mesela. 1, 2. Aslında bu da olur. 3, 4. Ama 5 kare yapmam gerekir. 1, 2. Her türlü kendi topraklarımda 2 tane yapmam gerekiyor galiba. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bunu yok. Bir dakika. Şunu, bu da gelemiyor ya. Bir dakika, bu çalışıyormuş daha. Ha, bitirememiş. O devam etsin o zaman. Ben bunu ağır ağır getireyim buraya o zaman. 4 turnede de gelirse gelsin. Ay. O zaman sen bekle. Ha, bir kargo ship daha. Şimdi bunu nereye göndeririz? Gönderelim bakalım. Bu Nemrut'a gidiyormuş zaten. Aynen, devam etsin diyeceğim ben de. Evet, başkentin büyümesi biraz yavaşlamış acaba neden? Şuradan yola devam. Ondan sonra bir tane şimdi alalım. Bir sonrakisi muhtemelen 12 tane sonra gelecek. Şimdi ne alsak acaba diye plan yapmamız gerekiyor. Bilimsel puanımızı daha arttırmak için şurada çok müttefikimiz var zaten. O müttefiklerin teknolojilerinden yararlanmak için şunu açmamız mesela mümkün. Onun haricinde şu kısmı bitirip yine kültür ve turizme yatırım yapmamız mümkün. Bu arada bunu açmamız gerektiğini söylüyordum hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi %25 başkentin gelirini arttıracak. Hatta devamında belki bunu da açmak faydalı olabilir. Yol masraflarının hepsini azaltacak. Onun haricinde çok fazla bir şey yok galiba. Mesela şunlara bakıyorum. Evet. Bir açılış şeyi, politikası. Bir de ondan sonraki şu wagon trains diye geçen politika. Bunlar işe yarar. Onun haricindekiler önemli değil. Exploration'da aslında işe yarayan şeyler var. Mesela bu soldaki, ondan sonra bu da yine mutluluk getiriyor. Bu biraz getiriyor. Diğerlerinin hepsi aslında çok önemli değil. Yani şu önemli, bu da biraz faydalı ama diğer 3 tanesi çok önemli şeyler değil. Belki bu biraz kültür getirir ama çok önemli değil. En önemli kısım zaten bunun tamamını bitirmiş olmak. O da bilmiyorum yani, çok fazla önemli değil. Şu anda special sayımız kaç tanedir acaba? Bazı yerlerde kullanıyorum, bazı yerlerde kullanmıyorum. Mesela bir de sürekli değil. Bazı yerlerde var, bazılarında yok gördüğünüz gibi. Başkentte bazen oluyor, bazen iptal ediyorum hepsini. Üretim fokusu, yemek fokusuna getirirsem ne olur? Hiçbir şey olmuyor çünkü hepsini kilitledim. Hepsini kilitlemişim zaten, evet. Yalnız şunu şöyle yapsam. Yine bir şey olmaz tabii ki çünkü hepsi kilitli vaziyette duruyor. Bunu iptal mi etsek? Şöyle yapsam. 108'e döndü. Crystal Redentor yine 3 turn'da yapılıyor. Yemek miktarı 5'e çıktı. Hiç yoktan iyidir. Evet, bence de böyle daha iyi. Yemeğe fokus yapsak 4 turn'da Crystal Redentor yapılıyor. Buralara bir sürü adam yerleştirdi. 18 yemek geliyor. Yemek fokusuyla birlikte yine ona rağmen 18. Peki otomatiğe getirsek bu da yine 14 turn. Ona o zaman mümkün değil. Biz yine en azından 4 turn değil de 3 turn'da bitirsin diye böyle yapabiliriz. Üretim 5 yemek geliyor. Sanırım buraya bizim şeyler gelmiyor artık. Yemek getiriyorduk biz buraya şeyden, Casablanca'dan. Sanırım onu bir şekilde unuttuk ya da iptal ettik. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Social policy'lere geri dönelim. Şimdi yemek demişim. Paramız giderek azalıyor. Dinden bu arada 52 altın gelirimiz varmış. Bu daha da fazla olabilirdi aslında ama şu anda bu kadar. Ünite masraflarımız çok fazla. 273 altın harcıyoruz buna.
Bazıları gerçekten gereksiz. Hala okçularımız var mesela. Ama yakında bunların çoğunluğu gidecek. Hepsini öldüreceğiz çünkü. Savaşa girdiğimiz zaman otomatikman hepsi ölecek. Bence bunu açalım. Bir de Big Ben diye bir şey var. Onu kimse yapmadıysa onu da biz yapabiliriz. Bir bakalım. Yapmayan olabilir çünkü o orayı açmıyor bazı. Çoğunluk açmıyor daha doğrusu. Bakalım Big Ben yapılmış mı? Big Ben, Big Ben. Gördüğüm kadarıyla buralarda yok Big Ben. Redford falan filan. Burada da yok. Big Ben'i yapan yok. Bir dakika. Big Ben'i yapan yok ama Big Ben'in teknolojisi açıldı mı ki? Yani ben hatırlamıyorum nerede açıldığını. Ha tabii tabii açıldı. Şurada açılıyordu Big Ben. Big Ben ne yapıyor? Fazla bir şey vermiyor ya. Sadece şehirde satın alma fiyatlarını azaltıyor birazcık. Ama onun haricinde 4 altın veriyor. Bir kültür veriyor. Çok bir şey değil yani. Yapmasak da olur aslında ama benim asıl ilgilendiğim şey, ben bunu açtığım zaman başkente %25 altın geleceği. Başkentin altın miktarını siz daha önceki videodan da hatırlarsanız gördüğünüz gibi 246. Hoş %25 geliyor demiştim ya. Acaba diyorum hani 146'ya %25 mi gelecek, yoksa şurada altta yazan %75'i %100 mü yapacak? Hani artı 25 daha. Eğer öyle olacaksa çok büyük bir artış beklemeyeceğiz demektir. Neyse. Biz bunu tamamladık. Artık buradaki istediklerimizi yapabiliyoruz. Şunu açabiliriz, aslında güzel bir artış sağlar ama bunu daha sonra yapacağız. Şunu açarsak biraz daha az gelir bize. Bu arada Forbidden Palace'ı yapan oldu değil mi? Ben o yüzden bunu açmaktan vazgeçtim. Kesin öyledir yani. Ben şimdi çok eskilerde kalmaya başladı. Hatırlamıyorum ama Forbidden Palace nerede? Evet, Forbidden Palace Mayalarda. Ne yazık ki onu elde etmenin yolu da yok artık. Mayaların o yüzden delege sayısı hep bir iki fazla olacak herkesten. Yani herkese göre diyelim. Tamam. Şimdi bence şimdilik Commerce'deki bu açılışı yapalım. En azından biraz paramız artar. Şu an 124 altımız var. Bunu açtığımız zaman ne olacak bakalım. 141. Aynen dediğim gibi bu %75'in üzerine geldi sanırım. Evet, City Modifier for Capital diyor. %25. Yani 75 vardı. Bir de üstüne %25 geldi. Öyle. Yani tamamına etki etmedi. Böylece. Neyse, o da bir şeydir. O da işimize yarar. Turn yapalım. Bunlar o kadar karman çorman doldular ki içeriye. Sıkı sıkı daha doğrusu. Hareket bile edemiyorlar şu anda. Evet, yine aynı şeyimiz var burada. Napoleon's items. He, tamam. Burada şu yeşilleri görünce aklıma geldi de bunlar şey, diplomat gönderdiğimiz için onların başkentine. Bu seçenekleri onlardan isteyebiliriz. Yani benim teklifime evet desinler gibi bir şeyler. Ya da mesela bu teklifi hayır de diye bir şey isteyebilirim. Neyse, şimdi geçelim. Bu da mı? Evet. Parayı da satmıştık, Citrus'u. Devam edelim o zaman. Şimdi savaş başladığında bunlar buradan kaçamayacak ama şu frigate'ler hepsi beni bombardıman edebilecekler. Burada gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi. 1, 2... 3. Yo, bazıları yapamayabilir. Öne çıkmaları gerekir beni bombardıman etmek için. Bu arada Big Ben'i istiyoruz diye Kızıl göndermiş. Biriyle aramız bozulmuş lan. Wonderful people. Evet, tabii ki biz Wonder yapmayı seviyoruz. Evet, artık denizaltı yapabileceğiz, otel yapabileceğiz ve offshore platform yapabileceğiz. Bu bizim için petrol sıkıntımızı tamamen çözecek. Başka ne var? Stadyum. Ona ihtiyacımız olmayabilir. Ne oluyor? Asurlular bir saldırı için harekete geçmişler. Allah Allah. Bunlar bazen fake çıkıyor ya. Gerçekten fake çıkabiliyor. Kızıl bizden Big Ben'i yapmamızı istiyorlar. Yapacağız. Brüksel'le aramızın düşmesini zaten bekliyorduk. Bunun için yol yapacaktık ama yolun yapımı uzun sürüyor galiba. Evet.
Evet. Gel böyle. Yine sen. Yine bekliyorsun. Ne yapabilirim ki bilmiyorum onu. Bu arada bu da inanılmaz uzun zaman harcayacak buraya gelmek için. 4 turn daha. Öh. Ne yapayım? Gitmeye çalış sen de. Bu arada bu ne yapıyor? Bu da uyuyor ya. Gel bir gel. Bu tren yollarını bir sonraki seferde yapacağız. Tren yolları yapıldığı zaman artık bu kadar yavaş hareketler olmayacak. Bunların burada uyuduğunu bilmiyordum ben ya. Sen de gel bakalım şöyle. Artık kim önce gelirse o işi kapar. Tamam. Biz yine de bunlarla bir şey yapalım. Kaybımız olmasın. Oo. Ben 250 falan vereyim dedim ama. Bak şimdi şu petrolleri var demiştim ya. Şurada gift'e gelip 200 altına ben bunu geliştirmelerini bu şekilde sağlayabilirim. Çat. Bana da 4 tane gelecek diyecektim ama şu anda müttefik değilim onlarla. Neyse hemen müttefik olalım. Artık şart oldu. Ama nasıl müttefik olalım? Bence şey verelim. Bir asker verelim. Zaten benim işe yaramaz askerlerim var demiştik. Hatırlarsanız. Nerede var mesela? Ha, şurada bir tane okçu var. Onu upgrade etmek yerine gönderin gitsin. Tamam. Bu ama o gönderdiğimiz adam yetişene kadar bizi bu etkilenmeyecek. O zaman etkilenecek sadece. Bu arada başkaları da var tabii. Bu işimize yarayacak. Müttefik olduğum bu var mesela. Hemen yine aynı şeyi seçeneği kullanıyorum. Geliştiriyorum. Hop 4 tane geldi. Onun haricinde mesela ne var başka? Görelim bakalım. Müttefikimiz olan şehir devletlerine bakmak lazım. Bunun müttefikimiz olsa güzel olurdu ama biraz zor olur bu. Aslında zor değilmiş ya. Kolay. Ama tabii bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım bunlar için. Burada petrol var ama henüz topraklar dahilinde değil. Onun haricinde de yok zaten ortalıkta. Neyse en azından birkaç petrolümüz daha var. Şimdi üretim koyalım. Circus Maximus mu? Ben bunu yapmıyor muydum bir yerde? Allah Allah. Ben bir yerde yapmaya çalışıyordum bunu. Ha burada. Yarım kalmış. Ne ara değiştirdim? Bu arada teknoloji puanımız yine güzel arttı. Otel yapalım. Otel. Evet. Otel yapalım. Casablanca. Kültür puanı çok zayıf olduğu için burada en azından teknoloji bilim puanı yüksek. O yüzden otel motel önemli değil. Militer akademi yok. O da değil. Banka o da değil. Geç geç geç. En sonunda tabii ki laboratuvara geldik. Bakalım burada ha bu kendi kendine laboratuvar yapıyor. Cristo Redentor burada bitmek üzere ya da bitmeye doğru yol alıyor. Onun haricinde bir şey yok. Gerisini bekliyoruz yine. Devam. Aslında artık savaşa başlatabiliriz. Petrol platform dedik. Evet bunu unuttum. Kendi platformumu yapacaktım buraya. Hoş daha iyi bir yer bulsam daha güzel olurdu ama yani, talihsiz bir bölgeye düşmüşüz yani aslında. Tek petrolümüz buradan çıkıyor. Başka kaynaklardan petrol elde etmekten başka çaremiz yok. Brüksel'le müttefik olunca 4 petrolümüz daha gelecek. Başka nerelerde petrol var diye bakıyorum, bakıyorum. İşte burası var ama bunu kaybetme ihtimalimiz var. Her zaman var. O yüzden yani ona güvenemeyiz. Ne oldu? Altın karşılığı ben Venediklilere bir şeyler satıyormuşum. He. Sınırlarını açmışlardı bize. Ama aynı zamanda bir şeyler de satıyordum. Brüksel'le müttefikiz diyor. Brüksel... Yok, müttefik değiliz. Ha, Venedik müttefik diyordu. Bak buna katlanmak biraz zor. Eğer gelip de müttefik Venedik buradaki bir şehri yani Brüksel'i çat diye ele geçirir verirse
Gerçekten çok şey olurum. Çok bozulurum yani. Yani bunu gönderdik, getirecek puan bize ama o getireceği ama 20 puan olacak sadece. Bakın 20 puan. Ama yol yapıyoruz. Yolun yapımı ne kadar sürecek? Oo, daha çok sürer ya bu. Bir kere bu arkadaş buradan ayrılmıyor gibi görünüyor. Vay vay vay. Bu arkadaş yani şu Gatling Gun buradan ayrılmayacaksa o zaman bizim işimiz zor. Burada yürümek de zor. Evet. Şey bakalım. Neyse. Üretimlerimizi yerleştirelim de. Rabat. Rabat'ın teknolojisi de güzel. Şey de. Kültür de güzel. O yüzden otel yapabiliriz. Rabat'ta dünya harikası var mıydı? Yoksa Big Ben'i oraya yapabiliriz. Ama gerçi 4 kültür veriyormuş. Az değil yani. 4 kültür. Başkentte olsa daha güzel olur bence. Ama şöyle bir şey de var. Eğer bir dünya harikası varsa Circus Maximus dünya harikası değil aslında. Müzeler 4. Bunu nasıl anlıyorduk? Şuradan mı anlıyorduk? Dünya harikası olanlara ekstra bir şey geliyordu. Sanırım geliyor. %33. Dünya harikası olmayan bir yere gidelim mesela. Karşılaştıralım. Tanger. Evet, bunda %30 bir şey yok. Sanırım var. Yani daha doğrusu yeterli oldu. Şuna bir bakalım. Evet, 133 tamamdır. Circus Maximus yeterli oldu. Ben Big Ben'i de buraya yaparım. O zaman buraya otel yapalım. Evet. Yaptım oteli. Şimdi başkent Cristo Redentor'u bitiriyor. Biz buradaki bunu buraya getirelim. Hemen offshore platformumuzu yapalım. Ve petrolümüz 8'e çıktı. Ama yine de ben bunun sadece 4'ünü kullanacağım. 4'ü hep dursun kenarda. En azından 4'ü bile durmazsa biraz bir miktar dursun. Çünkü birdenbire eğer kaynakların bir tanesini kaybedersek şey olmasın, bizim başımıza bela olmasın diye düşünüyorum. Şimdi burada bir frigatimiz daha var. Bunu upgrade edelim. Vay, işimiz buraya çıkmış. Yol yapıyor. Pardon, yol değil. Bir şeyler yapmış ama çok saçma bir şey yapmış ya. İşte ben bu yüzden hiç yapmam yani genelde böyle şeyler. Bakayım. Burayı kullanacak şey de yok zaten bunun. Yemeğe ihtiyacımız var mı? Kullanmıyoruz zaten bazı yemek karelerini. Buranın yemeğe ihtiyacı pek yok gibi. Tamam, zaten üretim fokusuna gidiyoruz. Tamam, geçelim. Devam edelim bir turn daha. Sonra da sanırım bir sonraki turn'e bırakacağız. Oo. Neresi ya? Bu işçi niye burada böyle bir hareket yapıyor bana? Sen işçi, sen ne yap? Sen uyu. Sen neredesin? Ha, bunların hedefine gidecek olan şeyler. Sen gel yol üstünde bir yerde bekle ya. Tamam. Şimdi burayı hemen şey yapalım. Yine landmark'ı kullanabiliyor değil mi Tangier? 1, 2, 3. Evet, kullanabiliyor. Landmark yapalım. Bakalım kaç kültür getirecek. 8. O da güzel. Orayı da kullanıyoruz. Burayı da kullanıyoruz. Güzel. Burada buranın kültürü de şaka maka artmış oldu böylece. Evet. Belki Tangier'e de bir dünya harikası bir şeyler yapabiliriz. Devam edelim. Hadi bir turn olsun da geçelim. Sta offerta non sarà valida per tanto tempo. Yok kardeş. Insegue. Sen bana open borders ver. Onunla birlikte ne verirsin? Sta offerta non Güzel. sarà valida per tanto tempo. Burada copper bende Insegue. çok var değil mi? Oo, hem de nasıl? Al sana teklif. Sanırım savaşa sıra geldi artık. Ne diyorum? Floransa'dan vergi almışmış. O zaman bunun hesabını vereceksin. Evet.
Şimdi bir şeyler vermeye çalışalım. Bir sonraki videonun başında savaşa gireceğiz diye düşünüyorum. Şu anda Cristo Redentor bu fiyatları düşürdü %10 miktarınca. Bu da zaten bizim işimizi görüyor. Kim? Fransızlar bir saldırıya hazırlanıyormuş. Harekete geçmişler. Bu arada kim? Pedro Paca'da savaş açmış. Süper. Sao Paulo'da her şey güzel. Muhteşem. Burada şey yapıyorduk zaten. Broadcast Tower. Sanırım onu devam edeceğiz. Şimdilik. Başka? Başkentte şimdi otel yap, buraya yapmazsak olmaz yani. Buraya yapmaksak olmaz. Bütün neredeyse wonderlarımız burada. Dünya harikalarımız. Buraya yapmak lazım. Big Ben hiç önemli değil. Big Ben'i hiç yapmasak bile olur yani oyunun sonuna kadar. Hiç önemli değil gerçekten. Burası Research Lab yaptı değil mi Tangier? Güzel. Şimdi burada kültür de az çok var ama bence buraya askeri bir şeyler yapalım. Military Academy yapsak. Bir dakika. Bunlar burada üretildi değil mi? Kaç puanları var? 30 mu? Sadece 30 mu geliyormuş? Evet 30 çok az. 60 olursa yani 2 defa daha puan gelmesi lazım. 3. rütbeyi alabilsinler diye. Ama onun içinde uygun bir bina yok. Ben o zaman burada asker yapayım direkt. Şey yapalım. Submarine yapalım. Yani denizaltı. Şuradan gelir düşman gemilerini tık tık batırırız. Gerekirse. Başka da ne var? Yapılabilecek yok bence bir şey. Burası submarine yapsın. Battleship'i yakın zamanda dönüştürmüştük. Şöyle gelsin. Orada beklesin. Yola başladın mı? Yok. Başladın şimdi. Yine bu turn bekle. Sen uyu. General. Burada. Tamam. Hazırlıklarımız neredeyse tamam. Savaşa başlamamıza da artık fazla zaman kalmadı. Şimdilik burada bırakalım arkadaşlar. Önümüz turn. Yapılacak çok şey var aslında. Ama önümüz videoda bir ihtimal savaşa gireceğiz. Eğer önümüz turn'de savaşa giremezsek zaten bir sonraki videoda önümüz video olmazsa bir sonraki videoda kesin gireriz. Çünkü yakında şu anda yine dünya harikaları falan var ama bizim için çok önemli değil. Denizdeki savaş çok sağlam geçecek. Rio'nun çok fazla bir şeyi yok. Karasal gücü yok. Topçuları bile hala geliştirilmemiş. Sadece deniz gücü var burada. Deniz gücü de şu an bizim deniz gücümüzün yanında hiçbir şey. Bizim şeylerimiz yok belki. Destroyerlerimiz yok. Ama onların zaten yok. Onlar bizim battleship'lerimizin karşısında pek fazla duramayacak. Bu arada bazı şehirlerde bizim şeyimiz vardı. Topçu üretimi falan koymuştuk ama onları unuttuk galiba. Burada iki topçumuz burada, bir topçu burada, bir topçu burada. Pardon, şurada üç topçu var. Ben şunların bir tanesini harekete geçireyim. Şuraya getireceğim ben o topçuyu. Altı tör mü? Yok artık. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Sen gel. Pardon, tıklayamadık. Ben bırakacaktım ama hemen başka bir olaya girdik. Evet, bu yol üstünde zaten. En kısa bu gelir. Onun daha hızlı gelecek olan hiç kimse yok. 4, 5, 6. Evet. Gel bakalım. Şimdi tren yolları olsaydı buraya 2 turn'de gelirdi. Sen o zaman onun yerine geçeceksin. Aa, yapma. Ah, saçma sapan yollardan gidiyorlar. Tamam. Neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda. Hoşçakalın.